Merhaba arkadaşlar. Siemens bulaşık makinesi E15 hatası ne anlama geliyor? Çözümü nedir? Bu videoda şimdi size bunları anlatmaya çalışacağım. Cihazı çalıştırdığınız zaman bu hatayı hemen vermeyebilir. Cihaz ısıtmaya girdikten sonra veya birkaç dakika sonra bu arızaya girecektir. Bunun sebebini de şimdi size cihazı açtıktan sonra anlatacağım. Arkadaşlar cihazın yan kapağını açtık. Anakartının olduğu yeri de çıkardık. Şurası cihazın motorunun olduğu bölüm, yani taban kısmı. Bu da o sürekli arıza yapan meşhur inverter, yani rezistanslı motor. Gördüğünüz gibi şu an elimi dokunduğum yerde ıslaklık var. E15 hatasının sebebi de budur. Yani cihaz tabanına su kaçırıyor. Önemli olan suyu nereden kaçırdığını bulmak. Genellikle şu görmüş olduğunuz inverter olan motordan su kaçağı yapıyor. Bu motorun bir özelliği rezistansla birleşik olduğu için normalden biraz daha pahalı. Ortalama 800 ila 1200 lira arasında fiyat veriyor yetkili servisler. Su kaçağı olduğu zaman ilk olarak buraya bakacaksınız. E15 hatası verdiğinde siz de rahatlıkla şu kartı yerinden söküp tabanında su var mı yok mu diye bakabilirsiniz. Tabi bunun için önce fişi çekmiş olmanız gerekiyor ve su bağlantılarını sökmeniz gerekiyor. Ayrıca diğer bir su kaçağı yeri de bu cihazlarda kronik olan şu görmüş olduğunuz ayrık bir, bizim buna ayrık kazan diyoruz. Yani plastikle metalin birleşiminden oluyor. Şu görmüş olduğunuz aralarda bir contası var. Bu contadan da kaçırabilir ama bu cihazda conta ile ilgili problemi yok. Normalde buradan kaçak olsa şuradan şu görmüş olduğunuz yerlerde yemek artığı görürsünüz. Eğer buralarda yemek artığı veya su izi yoksa cihaz kesinlikle motorundan su kaçırmış demektir. Bilginiz olsun. Arkadaşlar makinenin diğer tarafı da su haznesinin olduğu yer. Burayı da kendiniz rahatlıkla açıp şurada görmüş olduğunuz bağlantılara kontrol edebilirsiniz. Genellikle şu yerinden çıkıyor. Bunu penseyle yerleştirebilirsiniz veya şu alt tarafında reçine dediğimiz yer, yani suyu incelttiği yer. Buraya da elinizi sokup ıslaklık var mı yok mu diye bakabilirsiniz. Bir de dikkat etmeniz gereken yer şurası. Şurada görmüş olduğunuz gibi biraz su izi yapmış. Burayı da tek tek kontrol edeceğiz. Siemens E15 hatası ile ilgili bir problem yaşıyorsanız bize yorumlardan sorabilirsiniz. Cihazın modelini verdiğiniz zaman size bakmanız gereken yerleri veya motorun fiyatını ortalama bir şekilde piyasaya göre fiyatlandırma yapabiliriz. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Abone olursanız sevinirim. Teşekkür ederim.